Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 7. sınıf 1. dönem 2. matematik yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. İlk ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz klasik bir soru. İşleminin sonucunu bulunuz denilmiş arkadaşlar. Böyle işlemlerde öncelikle paydamızı yapalım. Şurayı yapalım yani şöyle şöyle gidelim ve en sonunda 1'den bu sayımızı çıkaralım. Şimdi 1 artı 1 bölü 4 neye eşit olacaktır? Burada toplama işlemini yapabilmek için buradaki paydamızın da 4 olması lazım. Ve yeni sayımız 4 bölü 4 artı 1 bölü 4'tür. Ve bu da 5 bölü 4'e eşittir. Yani buranın paydası 5 bölü 4. Bu aklımızda kalsın. Şimdi şu payımızı yapalım. 2 eksi 3 bölü 4. Burada da gizli bir 1 var. Buranın paydalarını da eşitleyeceğiz. 4 ile çarparsak eğer burayı 8 bölü 4 eksi 3 bölü 4'ten burası da 5 bölü 4 gelecektir. Bakın burası 5 bölü 4 geldi burası da 5 bölü 4 geldi. O zaman ikisini birbirine böldüğümüzde ne gelecektir? Şurası 1 gelecektir. Ve burası da 1 olduğuna göre 1 eksi 1'den sonucumuzu 0 olarak bulmuş olduk. Yani işlemimizin sonucu 0 arkadaşlar. İkinci sorumuza geçebiliriz. Kare eksi üçgen işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada ne yapabiliriz? Burada üçgeni bulacağız öncelikle ve sonra kareyi bulacağız. Sonra ikisini birbirinden çıkaracağız. Şimdi üçgen bölü 5 eşittir 0,6. Buradaki ondalık sayımızı kesirli ifadeye çevirecek olursak nasıl çevirebiliriz? 6 bölü 10 şeklinde çevirebiliriz. 6 bölü 10 şeklinde çevirdikten sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Ya işler dışlar çarpımı yaparız ya da buranın paydasını ona sabitleriz. Ona sabitleyecek olursak bakın 5'i hangi sayıyla çarparsak o ne der? 2 ile çarparsak o ne der? 2 ile çarptığımızda yeni ifademiz 2 üçgen bölü 10 eşittir 6 bölü 10 gelecektir. Burada da paydalarımız eşit ve bu iki sayıda birbirine eşit olacağı için paylarımızın da eşit olması lazım. 2 üçgen eşittir 6 ise 1 üçgen kaç olacaktır? 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 olacaktır. Yani üçgenimizi 3 üç olarak bulmuş olduk. Karemizi bulalım şimdi. 13 bölü kare eşittir 6,5. 6,5'i nasıl çevireceğiz arkadaşlar? 65 yazacağız ve paydamıza da 10 yazacağız. 65 bölü 10'a eşit olacaktır diyebiliriz. Şimdi burada da gelin ne yapalım? Paylarımızı eşitleyelim bu sefer. Paylarımızı nasıl eşitleyebiliriz? Bakın bu sayıları 5 ile genişletirsek eğer burayı da 1 ile genişlettiğimizde burası 5 çarpı 13'ten 65 bölü 5 kare gelecektir. O da eşittir 65 bölü 10 gelecektir. Bakıyoruz burada ne var? Burada da şunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın paylarımız eşit. Paylarımız eşitse ve bu sayılar da birbirine eşitse o zaman paydalarımız da eşit olacaktır. Yani 5 kare eşittir 10 ise buradan 1 karenin 2 geldiğini görebiliriz. Karemizde 2 olduğuna göre 2 eksi 3'ten cevabımızı eksi 1 olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuzun cevabı da eksi 1'dir. Ceylin bir kitabın 2 bölü 7'sini okuyor. Geriye okunacak 125 sayfa kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır dinlenmiş. Şimdi kitabın tamamına ne diyebiliriz? 7 bölü 7 diyebiliriz. Bunun kaçta kaçını okumuş? 2 bölü 7'sini okumuş. 5 bölü 7 bizim nedir? Kitabın okunmayan kısmı. Okunmayan kısım. Ve bu kısım kaça eşitmiş? 125 sayfaya eşitmiş arkadaşlar. Okunmayan kısım. 5 bölü 7 125 ise diyoruz. Normal sayılarda hani par, bütünden parçaya giderken paydamıza bölüp payla çarpıyorduk. Şimdi ne yapacağız? Burada da parçadan bütüne gideceğiz. Parçadan bütüne giderken de tam tersini yapıyoruz. Yani payımıza bölüyoruz, paydamıza çarpıyoruz. 125'i öncelikle 5'e böleceğiz. 5'e böldüğümüzde 2 10 25 5 25 gelecektir arkadaşlar. 5'e böldük 25. Şimdi 7 ile çarpalım. 25 çarpı 7'den 35 elde var 3 14 175 yani 175 nedir kitabın tamamının sayfa sayısıdır. Bu yüzden de cevabımızı 175 olarak bulmuş olduk. Dilerseniz sağlamasını da yapabilirsiniz. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen işliklerden hangisi yanlıştır denilmiş soru köküne dikkat ediyoruz. İlk şıkkımızdan başlayalım. 2 bölü 5 eşit midir? 0,4. 0,4'ü 4 bölü 10 şeklinde çevirebiliriz. Ve burada karşılaştırma yapabilmek için öncelikle paydalarımızı eşitleyelim. Burayı 2 ile çarptığımızda burası da 4 bölü 10 gelir. Ve 4 bölü 10 da 4 bölü 10'a eşit olduğu için ilk ifademiz doğru olacaktır. O yüzden A'yı eleyebiliriz. B'ye bakalım. 3 bölü 4 eşit midir? 75 bölü 0,75 neye eşittir? 75 bölü 100'e eşittir arkadaşlar. Paydalarımızı eşitlemek için burayı 25 ile genişletecek olursak burası da 75 bölü 100 olacaktır. O yüzden B şıkkımız da doğrudur diyebiliyoruz. C'ye bakalım. 1 bölü 25 eşit midir? 4 bölü 10'a 0,4'e bakıyoruz. 1, 1 bölü 25, 4 bölü 10'a eşit değildir arkadaşlar. Zaten buradan da görebilirsiniz. O yüzden bu ikisi birbirine eşit değil. C'ye işaret koyalım. D'ye geçelim. 21 bölü 2 eşittir. 10 mi? Bakalım. 21 virgül eşittir. 10, 105 bölü 10 şeklinde yazabiliriz burayı. Ve burayı da 5 ile genişlettiğimizde paydalarımız eşit olacaktır. Ve burası da 105 bölü 10 olacağı için bu sayımız da eşittir diyebiliriz. Yani D şıkkımız da doğru. Ama bizden yanlış istediği için cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz, eksi 3 bölü 8 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Ondalık gösterim yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Paydamızı 10 on veya 10'un kuvvetleri şeklinde düzenlememiz gerekiyor. Şimdi eksi 3 bölü 8'e bakacak olursak bunu nasıl düzenleyebiliriz? Paydamız 10'un kuvvetlerinden bir sayı olmak zorunda. Biraz düşünecek olursak burayı 125 ile genişletirsek paydamız 1000 olacaktır diyebiliriz. Ve 1000 de ondalık gösterimi örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Eksi diyoruz. 125 ile genişlettiğimizde 3 ile çarptığımızda 125 çarpı 3 375 eşittir. E, paydamıza da ne yazıyoruz? 8 kere 125 de 1000 eşit olduğu için 375 bölü 1000 bizim sayımız olacaktır. Gelin bunu şimdi ondalık gösterime çevirelim. Ondalık gösterime de 0 tam diyeceğiz. 0 tam. Direkt 375 şeklinde yazabiliriz. Ama nasıl yazacağız? Eksi 0 tam 375 şeklinde yazacağız. Çünkü sayımız gördüğünüz gibi negatif. Bu yüzden de cevabımız 0 tam 375. A şıkkında olduğu için cevabımız adına. Bir sayı ile aynı sayının çeyreğinin farkı 49'dur. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi bu bir sayıya x diyecek olursak bir sayı ile aynı sayının çeyreğinin farkı aynı sayının çeyreği ne olacaktır? 4'e bölümüdür yani x bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Veya 1 bölü 4'ün 4 katı da olabilir. Aynı şey zaten. Farkı 39'dur denilmiş. x eksi x bölü 4 eşittir kaçmış? 39'muş. Denklemimizi bu şekilde yazacağız. Şimdi gelin birlikte çözelim. Çözmek için öncelikle paydalarımızı eşitleyeceğiz. Burayı 4 ile genişletmemiz lazım. 4x bölü 4 eksi x bölü 4'ten burası 3x bölü 4 gelecektir. Ve bu 3x bölü 4 kaça eşitmiş arkadaşlar? 39'a eşitmiş. Buradan işler dışlar çarpımı yapacak olursak 3x eşittir 39 çarpı 4'ten her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde 1, 13 kalır burası cevabımızı 13 çarpı 4 olarak bulduk. Çarpacak olursak da 12 elde var 1 52 şeklinde cevabımızı A olarak bulmuş olduk arkadaşlar. 8. sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisileri deniliyor? Bakıyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz? Paydalarımızı eşitliyoruz. 3 ile genişletirsek 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten 5 bölü 3 olarak burayı bulduk. Bu aklımızda dursun. Bir kenarda dursun. Buranın paydasını eşitleyelim. Burası da 6 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten 7 bölü 3 gelecektir. Burası da dursun yani yeni işlemimiz şu oldu. 5 bölü 3 bölü 7 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Kesirli işlemlerde bölme işlemini şu şekilde yapıyoruz. İlkini aynı şekilde yazacağız. İlki kaç? 5 bölü 3. Sonra çarpı diyoruz. İkinci sayımızı ters çevirip çarpıyoruz. 7 bölü 3'tü ya 3 bölü 7 oldu. Buradan 3'ler birbirine götürürse cevabımızı 5 bölü 7 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. İşlemimizin sonucu 5 bölü 7'dir. D şıkkında olduğu için de cevabımız da denizlidir diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuz. Cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır diye soruluyor. Kas sayımız neydi? Kas sayımız arkadaşlar şunlarda aslında gösterelim katsayımızı. Burada 7, burada 2, burada eksi 1. Bunu unutmayalım. Burada da gizli bir katsayımız var her ne kadar yazmasa da. Ve buradaki sabit terimler yani... Değişken olmayan sayılarımızda ne olacaktır arkadaşlar? Gene kat olarak kabul edileceklerdir ve işaretlerine çok dikkat edin kat Artı 7, artı 2, eksi 1, artı 3 şeklinde kat toplamını bulabiliriz. 9, 8, 11. Cevabımız 11 denizli böylelikle. 10. sorumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra 10. sorumuza geçebiliriz. Yukarıdaki ifadenin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Yukarıdaki işlemi nasıl yapabiliriz? Öncelikle yukarıdaki işlemi yaparken şuradaki eksiği bir dağıtalım arkadaşlar. İfademizi aynı şekilde yazalım. 5y eksi 3. Şimdi eksiyi dağıtıyoruz. Eksi 2y Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O yüzden artı 10 şeklinde ifademizi yazabiliriz. Şimdi burada da aynı ifadeleri birbirinden çıkaralım. Burada bak y değişkenlerini birbirinden çıkarabiliriz. 5 2'den burası 3 y gelecektir. Sonra eksi 3 ile de 10'u toplayacak olursak artı 7 olarak ifademizi bulmuş olduk. Yani en sade eş değeri 3 y ye artı 7 olacak. 3 y ye artı 7 olacaktır. Evet. Hangi şıkkımızda var? B şıkkında. O yüzden cevabımız Bursa'dır. 11 ifadesi hangisine eşitleri deniliyor? Bakalım ifademizi öncelikle bir yazalım arkadaşlar. Buradaki iki paranteze dağıtacak olursak 12x artı 14 eder. Sonra şuradaki eksiği de paranteze dağıtalım. Eksi 2x eksi ile eksinin çarpımı artı artı 3 olacaktır. Ve burayı da yaptığımızda aynı terimleri birbirinden çıkarıp veya toplarsak eğer burada 10x 13 ile 14 ile de 3'ü topladığımızda 17. 10x artı 17 bizim cevabımız olacaktır. O da B şıkkında. Bu yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. 12. sorumuz. Tanesi 7 TL olan kalemlerden 2x artı 1 tane, tanesi 3 TL olan silgilerden 3x artı 2 tane alan bir kişi kaç TL öder denilmiş. Ne yapacağız? 7 liraymış tanesi ve 2x artı 1 tane alıyormuşuz. O zaman 7 ile 2x artı 1'i çarpıyoruz. Ardından 3 TL'ymiş tanesi bu silgilerin ve 3x artı 2 tane alıyormuşuz. Bunları e, fiyatını soruyor arkadaşlar toplam fiyatını. Öncelikle buradaki 7'yi parantezin içine çarpacağız dağıtacağız yani. 14x artı 7 gelir. Burayı da dağıttığımızda eşittir 9x artı 6 gelir. Ve bunları aynı kişi ödediği için bunları da toplayacağız. 14x artı 7 artı 9x artı 6 diye toplayacak olursak x'leri topladığımızda 23x 7 ile 6'yı topladığımızda 13. Cevabımız 23x 13 olarak bulunmuş oldu. Bu da 5 şıkkındadır. Cevabımız Bursa. Devam edelim 13. sorumuz. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 4x artı 3, kısa kenarı 3x eksi 1 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir denilmiş. Dikdörtgenin çevresini biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle düşünecek olursak. Dikdörtgenin bu kenarı A, bu kenarı da A. Bu kenarı B ise bu kenarı da B olacaktı. Yani uzun kenarlı kısa kenarı toplayıp 2 ile çarptığımızda dikdörtgenimizin alanını bulmuş oluyorduk. Sorumuzu da şurayı çözebiliriz. Boş alan verilmiş buraya. O yüzden ne yapıyoruz? Uzun kenarlar, kısa kenarı öncelikle bir topluyoruz. 4x artı 3 Artı kısa kenarımız 3x eksi 1 ise topladığımızda x'ler 7x. Sonra sabit terimleri toplayacak olursak artı 2. Cevabımızı 7x artı 2 olarak bulmuş olduk. Bu nedir? Uzun kenarlı kısa kenarın toplamıdır. Bizden çevreyi istediği için bu ifademizi 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarptığımızda dağıtırsak eğer 14x artı 4 şeklinde buradaki dikdörtgenimizin çevresini bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız 14x artı 4 santimetre olacaktır. 14. sorumuza bakalım. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Ne yapıyoruz? Öncelikle burada bir katsayı verilmiş. Hemen bu kas parantez içine dağıtalım. Dağıttığımızda 24M artı 30 gelmiş oldu. Son eksi 15'i de yazalım. Eşittir. 24M'i aynı şekilde yazıyoruz. Hiçbir şey yok. Çünkü 30'dan da 15'i çıkardığımızda artı 15. Cevabımızı da 24M artı 15 şeklinde bulmuş olduk. Cevabımız Bursa. 15. sorumuz. Cebinde 50 TL olan Ali, kırtasiyeden tanesi 4 TL olan 3 kalem ve fiyatını bilmediği 6 tane defter alınca kırtasiyeci Ali'ye 2 TL para üstü veriyor. Buna göre bir defter kaç TL'dir denilmiş. Öncelikle burada şeyi bulmamız lazım arkadaşlar. Bu Ali'nin aldıklarının toplam fiyatı ne kadar? Şimdi Ali satıcıya 50 lira veriyorsa ve satıcı da Ali'ye 2 lira para üstü veriyorsa toplam aldıklarının 48 TL olduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi aldıklarına bakalım. Tanesi 4 TL'den olan 3 kalem oluyor. 4 çarpı 3 TL kalemleri veriyor. Ve fiyatını bilmediği 6 tane deftere fiyatını bilmiyorsak X diyebiliriz. Değişken atamamız lazım. 6X defter alıyor. Kırtasiyeci Ali'ye 2 TL para üstü veriyor. Yani bunların toplamı kaç eşittir? 48 TL eşittir diyebiliriz. Burası 12 gelir. 12 artı 6x eşittir 48 ise. E, burayı burada değişkenleri bırakalım. Bu sayı karşıya attığımızda 48 eksi 12 diye geçer. Ve burası da 36 gelir. 6x eşittir 36 ise. Buradan x'imiz yani bir defterin fiyatını 6 lira olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız 6 böylelikle. 16. sorumuz doğru yanlış bölümümüz. Denklemlerde eşitliğin her iki yanına aynı sayı eklenir, her iki yandan aynı sayı çıkarılır, her iki tarafı aynı sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitliğin değeri bozulmaz. Evet doğrudur arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafına da aynı işlemin yapacağınız e, müddetçe hiçbir sorun olmaz. İşlem önceliğinde ilk olarak toplama işlemi yapılır. Yanlıştır. İşlem önceliğinde ilk olarak hani işleme göre değişmekte ama toplama işlemi neredeyse işlem önceliğinde en sonlarda kalmaktadır. O yüzden bu ifademiz de yanlış. 2 bölü 3 sayısının toplama işlemine göre tersi 3 bölü 2'dir. Yanlıştır. 2 bölü 3 sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 2 bölü 3'tür. 3 bölü 2 çarpma işlemine göre tersidir. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. E, çarpma işleminde sıfır arkadaşlar yutan elemandır. Bir sayının sıfırla çarpımı sıfıra eşittir. E, çarpma işleminde etkisiz eleman bir olacaktır. O yüzden bu ifademiz de yanlış. 2x artı 3 eşittir 17 denkleminin kökü 10'dur. Hemen çözelim. 2x'i ters yalnız bıraktık. 14'ten 3'ü çıkardığımızda 15 pardon 17'den 3'ü çıkardığımızda 14 geldi. Ve ikisimizde 7 bulmuş olduk. Kökü 10'dur denildiği için bu ifademizde yanlış olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 17. sorumuz. Lin 160 sayfalık bir kitabın önce 3 bölü, 3 bölü 5'ini sonra da 20 sayfasını okuyor. Buna göre geriye kitabın okunmayan kaç sayfası kalmıştır denilmiş. Öncelikle 3 bölü 5'ini bulalım arkadaşlar. 100, 160 bölü 5 dedik böldüğümüzde 3, 15, 10, 2. 32 sayfa. 32'yi de şimdi payla çarpıyoruz 3 ile yani. 96 sayfasını ne yapmış? Okumuş. 3 bölü 5'ini okumuş. Sonra 20 sayfasını daha okuyormuş. 96 artı 20 diyelim o zaman. Ne geldi burası? 116 gelmiş oldu arkadaşlar. 116 sayfasını okumuş. Buna göre okumayan kaç sayfası kaldı denildiği için 160'tan. 116'ya çıkaracak olursak 4, 5, 4, 44 sayfası okunmamıştır diyebiliriz. Yani cevabımız 44 böylelikle. 18. sorumuz. Denkleminin kökü kaçtır denilmiş. Hemen çözelim. 2x'i burada bıraktık. Eksi 7'yi karşıya attık. 16 diye geçti. 2x eşittir 16 ise x eşittir 8 diyebiliyoruz. Bu yüzden de cevabımız Bursa. Devam edelim 19. sorumuzla. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanı cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Alanını nasıl buluyoruz dikdörtgenin? Uzun kenarla kısa kenarı çarparak. Çarpacak olursak 4x artı 1 çarpı 3'ten 3'ü içeriye dağıtalım. 12x artı 3 olarak e, buradaki dikdörtgenimizin alanını bulmuş olduk. Cevabımız Adana böylelikle. 20. sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. E, bu, bu, işlemi düzenleyelim. Şuradaki eksiği dağıtarak yazalım arkadaşlar en baştan. M artı 2 eksiği dağıttık. Eksi 5 eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 8 M. Şimdi burada M'leri toplayalım çıkaralım. M'ler 9 M etti. Buradaki sayılar da eksi 3 etti. Yani cevabımız 9 M eksi 3 B olarak bulunmuş oldu. Devam edelim. 21. sorumuzla. Evet şöyle ayarlayalım. Bu öğretmen yukarıdaki bölme işlemlerinin hangilerini vermiş olduğu bilgiye destekleyecek örnek olarak kullanabilir. Bir matematik öğretmeni öğrencilerine bir sayı başka bir sayıya böldüğümüzde sonuç bazen bölünen sayıdan büyük olabilir demiştir. Buna göre örnek olarak verilebilir diye sorulduğu için ne yapıyoruz? Öncelikle bölme işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Eksi 12. Buradaki ifademiz kesir olduğu için ters çevirip çarpıyoruz. Ve buradan eksi 6 eksi 18 olarak bulmuş olduk. Bölünün sonuç bazen bölünen sayıdan büyük olabilir. Eksi 18 12'den küçük olduğu için 1'i eledik. 1 olan şıkları da eleyebiliriz. Burayı yapalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı diyoruz. Ters çevirdiğimizde eksi 8 bölü 3'ten burası pozitif gelecektir. Ve sonucumuz da e, 8 bölü 6 olarak bulunacaktır. Zaten pozitif olduğu için Direkt bakın bölünen sayımız eksi 1 bölü 2 negatif olduğu için pozitif olduğunu direkt büyüktür diyebiliriz. O yüzden 2'yi örnek olarak alabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Eksi 4 bölü 3 çarpı ters çevirdik 2 bölü 3. Buradan kaç geldi? Eksi 8 bölü 9 gelmiş oldu. Şimdi bu sayımızla buradaki bölünenin karşılaştıracak olursak da ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle paydalarını eşitleyebiliriz. Paydaları eşitlediğimizde buradaki bölünen sayımız eksi 12 bölü 9 olarak gelmiş oldu. Bizim sonucumuz eksi 8 bölü 9 olduğu için eksi 8 bölü 9 büyüktür. Eksi 12 bölü 9 diyebiliriz. O yüzden bu ifademizi örnek olarak verilebilir. Böylelikle de cevabımız 2 ile 3'ün olduğu değişiklik olacaktır. Ve son sorumuza geldi sıra. Aşağıdaki klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programı işlemleri zinciri verilmiştir. Bu programda Kerem, Doruk, Orhan, Bülent sırasıyla klavyeleri eksi 3, eksi 2, 2 ve 3 sayılarını giriyor. Buna göre hangi, kişide hangi kişi de yazacak sayı en büyüktür denilmiş. Neymiş? Girilen sayıyı okuyormuş, sayının küpünü alıyormuş. Şimdi öncelikle eksi 3'ün küpünü alalım. Eksi 3'ün küpü ne olacaktır? Eksi 27. Sonuç girilen sayıdan büyük ise 5. adıma git değilse 4. adıma devam et. Sonuca bakıyoruz. Girilen sayımız eksi 3'tü küçüktür. Ee, büyükse 5'e küçükse 4'e gidiyoruz. 4'e gittik. Sonucu eksi 1 ile çarp ve 2. adımdan devam et. Sonucu eksi 1 ile çarpalım. Eksi 27 çarp eksi 1. Ne oldu? 27 oldu. Ve 2. adımdan devam et. Sayının kübünü al. 27'nin kübü. Sonuç gelen sayıdan büyük ise 5. adıma git. 5. adıma gidelim. Sonucu ekrana yaz. Ee, bu Kerem'e kaç geldi? 27'nin küpü gelmiş oldu. Öncelikle Kerem'i yazalım. Doruk'a bakalım şimdi. Doruk da eksi 2 girmişti. Gilden sayı oku. Sayının küpünü al. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Gilden sonuç sayıdan küçük arkadaşlar. Eksi 2 eksi 8'den büyüktür. O yüzden de dördüncü adıma gidiyoruz. Eksi 1 ile çarptık. 8 geldi. 8'in de küpünü aldık. 8'in küpü olmuş oldu ve girilen sayıdan büyük. Doğru da 8'in küpü olarak bulmuş olduk. Orhan'a bakalım. Orhan 2'yi girmiş. Girilen sayı okuduk. Sayının küpünü aldık. 8. Girilen sayı büyük. O zaman 5. adıma devam ediyoruz. 8. Orhan 8 olarak bulundu. Bülent'e bakalım. 3. Girilen sayı okuduk. Sayının küpünü aldık. 3'ün küpü 27'dir. 27 3'ten büyüktür. 5'e geçtik. 27 olarak da Bülent bulundu. Hangisi en büyüktür? Hangi sayı en büyük? Bakıyoruz. Şunları zaten eleyebiliriz çünkü burada küpler var. Ve 27'nin küpü de 8'in küpünden büyük olduğu için cevabımız A şıkkındaki Kerem olacaktır. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videoları da göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.